Efendim, teknolojinin güzelliği böyle güzel insanlarla birleştiği zaman, Amsterdam'da da olsanız, dışarıda buz gibi bir hava da olsa yayına katılma isteğiyle koşarak geliyorsunuz. Ben piyasada olan piyasada kalır ekibine öncelikle şimdiden iyi bir sene diliyorum. Çok güzel bir 2023 ile girizgah yaptık. 2024'te inşallah çok daha güzel programlar yapacağız. Buradan bir şey ister misiniz diye sormayacağım. İstediklerinizi getirecek durumda değilim. Bugünkü asgari ücretin ardından belki bir miktar emekli maaşlarına da zam gelecek ama burası neredeyse her şeyi dörtle çarpıyoruz. Bir de burada da fiyatlar maşallah fena değil. O yüzden satın alma gücü paritesinde çok ileri gelmiş olsak da burada ben onu çok fazla hissetmedim. Tek hissettiğim buz gibi bir hava. İnşallah içimiz 2024'te çok daha güzel haberlerle, çok daha güzel piyasaları ve ekonomiyi anlatarak bambaşka bir yere taşır bizi. Ben size şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Merhaba herkese. Biz dolu dolu bir yayın hazırladık. Artun'un çocuğu da soğukta dışarı çıkardık. Dedik ki bize yayını açar mısın hocam? Sağ olsun, kırmadı bizi. Bizden kaçış yok, nerede olursa olsun. Ne haber hocam, nasılsın, iyisin? İyidir, sağ ol. Soner, sen nasılsın? İyiyim ben de. Biz şimdi Cem'le beraber başta yine haftanın trendleri ve sonrasında da kripto ve borsa konularında dolu bir içerik hazırladık. Cem, ben önce şu 2023'ün genel bir arama trendlerinde en çok arananları getirdim. Hı-hı. Tabii burada isim olarak isimler nerede, işte kaybettiklerimiz, bu başlıklar var. Kaybettiklerimiz, evet, kısmında tabii işte Taha, deprem, onlar öne çıkıyor. İşte onları rahmetle anıyoruz. Gencecik bir arkadaştı. Bunlar üzücü şeyler. İsimler kısmında da siyaset. Gördüğün gibi en son bir futbolcu ve yine Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce isimler öne çıkıyor. Aynen öyle. Tarifler kısmı var Cem. Aşure var. Seversin. Tabii her sene yani çok severim. Çok severek yerim. Zaten yani severek yemediğim pek bir şey yok orada. Dolayısıyla. Bir de tabii asıl gündem maddesi Cem, asgari ücret. Şimdi asgari ücret, evet, 17 günde ne kadar aranmış diye baktık. Tabii peak yaptığı zaman, yani evet, Google'ın bu arama trendlerinde 100 maksimum barem bu 100 üzerinden de diğer seviyeleri belirliyor. Yani diğer seviyeler aslında az arandı anlamına gelmiyor ama 100 olduğu gün bunu tepe noktası alıyor. Şimdi dünü tepe noktası olarak almış. Asgari ücreti dün akşam hepimiz, biz de tabii merakla aradık. Onunla alakalı da şurada bir şeyimiz daha vardı. Bir de karşılaştırmalarımız oluyor her hafta yaptığımız. Borsa, evet, Bitcoin, altın. Bunları yine karşılaştırdık. Aynen, altın dönem dönem iniş çıkışlarıyla beraber hep halkımızın çok aradığı bir şey zaten. Bunda herkes hemfikirdir. Onun dışında asgari ücrette zaten 3 aşağı 5 yukarı aslında çoğu insanın tahmin ettiği gibi. Biraz sanki tahminin üstünde çıktı. Yani orada tabii seçim etkisi de olabilir. Yani aslında benim çevrem, biz direkt hatta bundan haftalar önce direkt 17 bin diyorduk. 17 bin 2 oldu. Ya yani o 2 de trend oldu zaten. Evet. Dün akşam sosyal medyada epey bir trendti. Hı. 17 bin 2 TL. O da 36,78'lik bir tahmin var galiba. Evet. Doğrudan onu oraya böldüğünüz zaman çok net bir dolar, hani belli olmasını istedikleri asgari ücretin dolar karşılığı. Ama tabii evet, 500 dolar hiç geçmemiş ama herhalde o 36'yı mı hesaplıyorlar o 500 dolar, evet, hesabında? Evet evet, yani 36,78 gibi bir şey çıkıyor. O tarafta da muhtemelen zaten geçen asgari ücrette de 500'ü geçmemiş, 480'ler gibi olmuştu. Evet, 36 olursa 477 gibi oluyor galiba, değil mi? Evet evet, hemen bir devalüasyondan sonra tekrar bu sefer dolar bazında geriye gidiyor. Zaten alım gücü erimeye başlıyor hemen. Daha asgari ücret cebe girmeden erimeye başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de süreç benzer mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii zaten şunu da diyebiliriz. Yani 17 bin işte çok arttı denilebilecek bir rakam değil. İnsanların çoğunun ev kirasını bile işte zorlukla karşıladığı rakam. Yani ne kadar artarsa artsın ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçları karşılamadığı gibi dediğin gibi çok hızlı bir şekilde de enflasyon karşısında değer kaybediyor, eriyor. Bir de bu sene şey konuşuluyor, yani tek bir zam konuşuluyor. Ve muhtemelen evet, hani seçim sonrası... O baştan söylendi zaten, haklısın. Baştan söylendi. Yani ben de
yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerin başında da bu IMF programı ile beraber zaten aslında o olmuştu. Hep beklentiye göre planlayarak anca yani enflasyonun belini kırmak için ücretleri düşük tutuyorsunuz. Talep azalıyor ve dolayısıyla sonunda böyle bir yere geliniyor. Ama şu ana kadar yaşadığımız süreç son birkaç yılda asgari ücretin artışı, onunla beraber daha sonra ürünlere gelen zamlar, zamlarla beraber enflasyon, enflasyonla beraber tekrar asgari ücret artışı. Bunlar böyle bir zincir halinde döne döne ilerliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde bu sefer seçimden sonra gelebilecek ek vergiler ve eğer söylendiği gibi asgari ücrette de ikinci bir artış olmadığı takdirde talebin de düşüşü ve sıkı para politikasıyla bunlarda bir geriye dönüş inşallah olur. Bir sonrakini kaldıramayabiliriz çünkü ülkece. Evet, evet, aynen öyle. Bu asgari ücretteki 2 TL ile alakalı da çok konuşuldu. Oradaki hesap da tabii şöyle oluyor. Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarını 30'a bölüyorlar. Asgari ücretin brüt tutarını 30'a bölerek net günlük ücreti buluyor. Onun için de o neti çarptığı zaman, çünkü günlük ücretle çalışan insanlar oluyor, işte tarım işçileri, askerler vesaire gibi. O yüzden de orada brüt ücretin 30'a bölümü sonrasındaki kalan küsurat tabii net ücreti o şekilde yansıyor. Tabii doğru. Evet, devam edebilirim. Evet, borsa, Bitcoin, altın dedik. Burada altındaki dalgalı grafik şu anda altında bir rally yapıyor. Aynen öyle, rally'yi göreceğiz daha doğrusu. 2075'in üstünde kalıcı olup o tarafta yukarıya doğru bir hareket, herkesin beklediği bir hareket artık. Çünkü pandemiden beri 2075 oraya gidip kafa atıp dönüyoruz. Bakalım sonunda orayı kırabilecek mi? Kırabilecek gibi görünüyor bu Amerika'daki Fed faizlerinde düşüş sinyalleri arttıkça orayı iyice zorlamaya başladı. Ama tabii ben altın için de şöyle düşünüyorum. Ya altın güvenli liman. Mesela bu programlar izliyoruz. Şimdi isim vermeyelim ama çok güzel üstadlar çıkıyorlar programda. Ya diyor, borsa riskli, şurası şöyle, burası böyle. Altın alın, altın alın. Şimdi altın hakikaten güvenli liman, hiç tereddütsüz. Ama programda altın alın demek de ne kadar bir acaba tavsiyedir? Yani zaten altının %3 çıkıyor, %1 düşüyor. Herkes biliyor ki güvenli liman. Emine teyze, Ayşe teyze de gidip günün sonunda zaten parasıyla altın alıyor. Biz şimdi programda biraz da risk alıyoruz. Bitcoin konuşuyoruz, borsa konuşuyoruz, kripto %30 düşüyor, 20 çıkıyor. Ya altın konuşmak da çok kolay geliyor yani bana. E tabii, yani sonuçta biz Türkiye'de altın hep yükselen bir şey olarak görüyoruz. Neden? Dolar yükseliyor. Altın da dünyada dolarla satıldığı çip için. Çip ayakla gidiyor. Altın, aynen, altın hep yükseliyor gibi düşünüyoruz. Ama Amerikalıyı düşünecek olursanız 2010'ların başında 1900 dolar olan altın bugün 2075 dolar. Dolayısıyla evet, trade etmeden hiçbir kazancınızın olmadığı, 2000'den işte 1300'lere düşüp sonra tekrar 2000'e geldiği bir ortam var aslında. O tarafta net bir kazanç yok. Enflasyonu da 10 küsur yıldır düşünecek olursak aslında o tarafta kayıp var diye düşünebiliriz. Evet. Burada en çok arama yapılan borsa, Bitcoin, altın başlıkları illeri görüyoruz. İlginç şekilde yine Karabük orantısal olarak yukarıda. Bunu daha belki haftalarda görmüştük. Evet. Bitcoin başlığındaki aramalara baktım. Bitcoin başlığında özellikle şey öne çıkıyor. Yani bu El Salvador. Evet. Nayib Bukele var, biliyorsun, El Salvador'un başkanı. O adam bu Bitcoin konusunda çok ciddi bir girişimci aynı zamanda. Bitcoin'i El Salvador'un resmi para birimi yaptı. Dolarla birlikte. Ve şimdi de zaten elinde çok ciddi miktarda Bitcoin tutuyor El Salvador. Ve şimdi de Bitcoin'le alakalı bir yatırım. Burada bir iki Bitcoin karşılığı bir vatandaşlık değil ama... Yani Bitcoin'le ülkeye bir yatırım yapıldığı zaman belli bir meblağın üstünde vatandaşlık vermeye başlayacaklarını açıkladı. Ciddi bir Bitcoin yatırımcısı. Aynı zamanda şey yapıyorlar bunlar, madencilik de yapıyorlar. Yani volkanik şey bir ülke, termal suların olduğu bir ülke ve termal enerjisi var. Bunu Bitcoin üretmek için kullanıyorlar. Böyle yatırımları da var, ilginç bir ülke. Halving konusunda da yine bunu ben ekrana getiriyorum her hafta. 112 gün 22 saat kalmış. Bu yeni bir grafik, az önce bunu aldım. Halving konusunda tabii süre biraz sekebilir, yani 112 günde 105 olur, 120 olur. Burada blokların çözümlenmesiyle alakalı bu süre. Halving'e de yaklaştıkça Bitcoin'de fiyatların yavaş yavaş yukarı gittiğini görüyoruz Cem. Ben özellikle mesela geçen hafta bu dominans, yani baskınlık, Bitcoin'in baskınlığı kısmında %51'leri görmüştük, bunu konuşmuştuk. Bu hafta %50'nin altına geldi.
alt bölümlerde de o 50'nin altına geldiği zaman çok güzel, çok tatlı ralliler oluyor. Yani işte hani diyoruz ya altın %3 çıktı, 5 çıktı. O altcoin'ler bir anda 20, 25, 30 hareketleniyor. Tabii riskli varlıklar ama kazançları da ona göre güzel oluyor. Burada baktığımız zaman Bitcoin'in piyasaya hakimliği 49.82, Ethereum 16.97. USDT dedi zaten dolar endeksli bir kripto 5.40 ve işte BNB Binance'in coin'i. Sol yine çok ciddi bir atak yaptı bu hafta. Solda aslında Ethereum ağına, yani Ethereum Killer diye geçiyor. Yani Ethereum ağına rakip bir kripto para. O da bu hafta ciddi bir yükseliş yaptı. Onunla alakalı bizim kripto kanalında ayrı bir program yapma planımız var. Sadece sol ağını anlatacağız. Bir de sağ tarafta da korku ve açgözlülük. Orada da bir miktar geriye dönüş var. Şöyle bir alt katta da burada da market cap, yani marketin toplamı, marketin toplam değeri bu hafta uzun zaman sonra 1.7 trilyon doları geçti. Yani normalde işte 1.5'larda ilk yayınlardaydı, sonra 1.6'lara çıktı, 1.7 trilyon doları geçti. Bu tabii gene geçen sefer de söylemiştik. Yani 3.5-4 trilyon dolar civarıydı bir önceki boğada. Şimdi yine bu 1.5 trilyon, 1.702 trilyon bunlar aslında hala çok az. Yani bir kripto piyasası daha evvel 4 trilyon dolarlara yaklaştı. Çok rahat bir şekilde yine onun üzerine çıkacaktır. O zaman da yani ciddi ciddi ralliler olacaktır. Ben en çok yükselenleri ve alçalanları da aldım bu hafta. Haftanın son 7 günden çok yükselenler bunlar. Yani en üstte Bitcoin TV'yi görüyoruz. Bu şey, yani Bitcoin'de ve tüm kripto paralarda, ağlarda fork, yani çatallanma dediğimiz olay oluyor. Çatallanma sonucunda ortaya yeni kriptolar çıkıyor. BSTV böyle bir coin. Arkasında bir haber var mı? Bunu bilmiyorum açıkçası ama ciddi bir atak yapmış. Aslında şöyle bir şeyi gözlemliyorum ben. 10 gündür, 15 gündür. Hatta sen de buna dikkat çekmiştin. Bir kripto para %50 yükseliyor. Ya buna ertesi hafta bakalım aynı yerde mi demiştin. Bak şurada mesela baktıklarımız, bunlar bir önceki haftanın aslında rekortmenleri. Ama sonraki hafta bunlar bir miktar geri çekiliyor. Para oradan oraya, oradan oraya transfer oluyor. Ama yükseldikleri kadar da düşmediklerini görüyoruz şu anda. Yani bir kazanç var. Ama ciddi ataklar yaptıktan sonra da bir miktar düşüyor. Bir de bir ETF konusu var. ETF'ler konusunda sen de tecrübelisin. Amerikan ETF'leri. Bu Bitcoin ETF paralar için. Bu ETF kısmında da işte ciddi bir beklenti var. Bugün WhatsApp grubunda da konuştuk. Yani ETF beklentisi kripto illaki yukarı itiyor ama asıl bence itmesinin sebebi işte bu halving sebebi. Yani yarılanma olacak diye aslında piyasa yukarı gidiyor. ETF'in çünkü reddedilme ihtimali masada. Yani ocağın ilk haftasında görüşülecek. MicroStrategy mesela bu haberimizde o var. Bitcoin almış. MicroStrategy sürekli eline zaten yeni Bitcoin'ler alıyor. Elindeki Bitcoin miktarını artırmış. 189.150 adet Bitcoin olduğu söyleniyor şu an elinde. Şimdi ETF red olabilir. Ama ETF'in red olması Bitcoin'i durdurmayacaktır. Yani Bitcoin şu an yukarı hareketini halving'e kadar ve halving sonrasında. Bunu yine geçen programda konuştuk. Her boğa halving'in bir sene sonrasında yaşanmış. Bu önemli bir detay. Burada da şimdi muhtemelen red olabilir. Red olursa devam eder. Ama eğer ki ETF kabul olursa, ETF'in kabul olması demek Bitcoin'in yasallaşması demek oluyor. Bitcoin'in kurumsallar tarafından ilgi görmesi demek oluyor. O olursa ciddi bir atak olur Bitcoin tarafında. Ve senin ekleyeceğin bir şey yoksa borsa tarafında ben sözü sana bırakacağım. Ülkeri konuşacağız. Ülkeri çok ihsan sevinecek konuştuğumuzda. Doğrudur. Tahmin ederim. Buraya geçmeden önce istersen yan sekmeye bir bakalım. Tamam. Şöyle açtım. Evet. Yan sekmede şöyle bir tabii bu pazartesi akşam hazırladığım bir dokümandı. Yani yayını bugün yapacaktık ama sonuçta bütün bir yıla bakış olacağı ve önümüzdeki yıl neler olabileceğiyle ilgili yurt dışındaki de işte yurt dışı piyasalarda yurt dışındaki uzmanların yorumlarından da yola çıkarak toparladığım bir sayfa bu aslında. Buradan tabii pazartesiden bugüne Türkiye borsasında birçok şey değişti. Ciddi bir aşağı hareket oldu. Şimdi toparlanmaya çalışıyor teknik anlamda. Ama genel çerçeve olduğu için çok da majör bir değişiklik yok diyebiliriz. Bu taraftan önce burada 2024 birazcık yukarıya çıkalım resmi açmadan. Tamam, burada zaten ne var? VIX ve enflasyon ABD piyasalarında önümüzdeki yıla zaten damgayı vuracak. Şimdiden VIX'in şimdi grafiğini açabiliriz.
küresel enflasyonda Amerika faizi kendi enflasyonuna göre biraz yukarıda tutup, orada da sabit tutup enflasyonun kendi şartları altında belini kırmış görünüyor. Ve bunun da yansımalarını biz VIX'te görüyoruz. VIX'teki volatilitenin nereye kadar indiği belli. Sol tarafta 2019-2020 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bu buraya geldiği zaman da işte pandemideki o yüksekliği görüyoruz. Bu buralara geldiği zaman da volatilite azalıyor ama birazcık da Bitcoin'de olduğu gibi işte açgözlülük tarafına da ufaktan kayıyor. Bir sonrakine geçebiliriz. Evet, borsa, Amerikan borsaları şu anda pazartesiden bu yana çok değişen bir şey yok. Hala zirvelerdeler. Öyle ciddi bir aşağıya gelen bir durum yok. Bu mesela S&P'ye bakacak olursak 2022 başında geldiği zirveye gelmiş durumda. Burada da bir formasyon olarak bir çanak tamamlanmış gibi görünüyor olabilir. O zaman bir düzeltme gelir mi buradan? Hep genelde öyle okuyoruz. Bilemeyiz. Yani onu senin düzeltme beklentin gelir demek, o biraz fal veya yorum yapmak oluyor. Piyasanın da çoğu zaman beklediği şeyin tersine de gerçekleşebiliyor. İşte burayı kırarsa biraz yukarıya marj açılabilir. Ama geri geliyorsa evet düzeltme başladı diyebiliriz. Ama sinyal olarak burada çok net bir geri dönüş sinyali yok. Eğer dönüş görürsek ve belli ortalamaların üstüne veya altına gidişe daha doğrusu bakarsak, burada henüz daha yukarıya geçmek için yeterli güce sahip olmadığını anlarız ve dolayısıyla bir sonraki kırmak için. O zaman Fed'in için diyebilir miyiz acaba? Bu Fed'in durumu, Fed'in hareketleri, işte tabii belki faiz indirimi burayı daha da böyle yukarıya doğru kaldırabilir. Tabii aynen öyle. Yani faiz burada Nasdaq'a da baktığımız zaman ikisinde de çok benzer bir grafik var. Ve buradaki çanağın eğer yukarıya doğru gittiğinde mesela ne diyor? Bu 16.700'ler ve 11.000 diye düşünecek olursak 5.000'lik yukarıya, yani 20.000'in üstüne doğru bir potansiyel barındırdığını gösteriyor bu Nasdaq'ın bize. Evet, hayat Nasdaq'ta. Valla Nasdaq hisseleri kesinlikle dünyanın yönünü belirliyor. Aynen öyle. Mesela burada karışıklığın da aslında net olduğunu söyleyebiliriz. İşte Goldman Sachs'ın, Citibank'ın ve JP Morgan'ın analizleri ve 2024'e bakışlarını buraya koydum. Dileyen takipçilerimiz sayfadan da okuyabilirler. Bir tanesi boğa, bir tanesi nötr, bir tanesi de ayı gibi hafif görüşlerini belirtiyorlar. Dolayısıyla bu da bize aslında net olmadığını tam bir söylüyor. Belirsizlik. Aynen öyle 2024 için, ama teknik anlamda baktığında belli bir yere gelmiş, kırarsa devam edebilir gibi görünüyor. Bizim tarafta ne görüyoruz? İşte borsamızın alternatifsiz olduğunu hepimiz biliyorduk 2022-2023 bu dönemlere. Faizin yükselmesiyle beraber ve globalde de işte altında herkes bir şeyler bekliyor. Coinlerde yukarıya doğru bir hareket var. Mevduat faizi birçok insan için, yani şu birçok insan borsada yatırım yapmayı geçtiğimiz sene öğrendi. Neden? Faize koyduğu ve devamlı Türk halkında altın tamam kenara koyardı ama belli bir parası varsa işte aylık faiz nereye veriyor? Bu ay bu bankaya yatırayım, oradan alayım, oraya yatırayım. Kimse oturup da borsaya çok bakmazdı. Yatırımcı sayısı neredeyse 3 katına çıktı değil mi? Aynen öyle. Şu anda %50 faiz vadeli mevduatta bulunabiliyor. %48'ler, 50'ler ve çok büyük rakamlarda gerekmiyor bunlar için. Dolayısıyla o tarafta da artık bir alternatif oluştuğu için artık tek olmadığından dolayı borsada da bir patinaj burada görüyoruz. Buraya da baktığımız zaman mesela görsele bir bakalım. Perakende, ama tabii ki borsada bu borsa bitti çıkalım gibi bir şey söz konusu olmak durumunda değil. Mesela bu grafikte ne görüyoruz? XU100 aşağıdaki sarı olan ve diğerleri de Coca-Cola, Migros ve BİM, bunların borsadan daha yukarıda performans göstermeye başladığı seçimden sonra ve son dönemde de gitgide bunun ayrıştığı, borsa aşağı düşerken bu hisselerin yukarı gittiğini gösteriyor. Bunlar da zaten geçen haftaki yayınımızda model portföylerde bu tip hisselerin çok sık olduğunu gösteriyorduk. Dolayısıyla model portföylere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yatırımcı olarak, çünkü endeksi onlar ne demiştik,
son 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl neyse endeksin üstünde performans getirmiş bu arkadaşlarımız. Evet. Dolayısıyla geçtiğimiz süreçte hangi hisseye koyarsanız koyun gidiyordu. Ama bu süreçte şu anda alternatif de oluşmuşken borsaya, dolayısıyla artık işi biraz uzmanlarını bırakmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de perakende için şunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi asgari ücret ciddi bir artış oldu. Bunun bu harcamalara yansıyacak. Enflasyona da illaki yansıyacak. Bu da muhtemelen özellikle perakendecilikte ciroları artıracak. Artan cirolar da zaten işte bilanço açıkladıklarında işte karlılıklarını yükseltecek. O dediğim gibi da özellikle belli başlı hisselerde ciddi yükseliş yapar. Çalışan maliyeti olarak da bir şey de getirdiğini de unutmayalım tabii. Tabii. Yani perakendelerde de çalışan maliyetleri, daha doğrusu market tarafında işin çalışan onlar maliyeti fazla de... yansıtıyor. Ertesi gün yansıtıyorlar. Şu an yansıtmışlardır markete gitsek. Aynen, muhtemelen. Ama tabii burada şu şeye de bakacak olursak hafif de bir yorulma burada görülüyor. Aşağıda göreceli güç endeksinde biraz tersine bir durum var aslında. Onu da görüyoruz. Otomotiv var mesela. Geçtiğimiz dönemde çok popülerdi. Buraya da bakacak olursak mesela otomotiv tarafında da biraz ayrışmalar dikkatimizi çekiyor. Ne gibi? İşte Ford Otosan ve Tofaş'ın belli bir noktadan sonra hepsi endeks beraber giderken seçimden bir süre sonra, daha sonra işte Otokar ve Türk Traktör ayrışırken biraz daha son tüketici pazarı diye düşünecek olursak iç pazarda veya Tofaş biraz yavaş yavaş Stellantis'ten sonra hedeflenen şeyler, bunlar olduğu için söylüyorum. PSA grubunun yurt içi satışları biraz daha işte Doğuş Otomotiv tarzı bir tarafa kayıyor. Tabii bunu detaylı denemek lazım. Yüzde kaçı cironun bazı bantları da kullanıma aldılar diye biliyorum ben de Tofaş'ta oto üretim için. Orada bir şey var ama otomobil için de genel olarak bir yani konjektürle beraber bir yükseliş, otomobil fiyatları genel anlamda bir patlama yaşadı. Çip krizi etkili oldu, enflasyon, Covid, her şey. Bu da sanki otomobil için bu işin şu anda sonuna geldi demeyelim ama bir duranlığa itmesi muhtemelen. Yani belli bir süre için en iyisi görülmüş olabilir. Yani şu parakende anda tekrar... mi otomotiv mi desem, ben mesela parakende de hala borsada yani ufak tefek yatırım yaparım. Ama otomotivde biraz daha böyle cesaret edemem. Çünkü dışarıya da baktığın zaman otomotiv şirketleri eskisi gibi o güçlü satışları yapamıyorlar. Tabii. Bir de geleneksel otomotiv şirketlerinin de hani yurt dışında ne durumda olduğunu görüyoruz. İşte elektrikli otomobil üreticileri çok hızlı ilerlediler. İşte Tesla'sı, BYD'si vesairesi ve diğer bizim çocukluğumuzdan beri veya 100 yıldır piyasada olan firmalar buna adapte olmakta biraz zorlanıyorlar karlılık açısından. Dolayısıyla buraya baktığım zaman sadece orada tek bir şeyden bahsedebilirim. Otomotiv hisseleri dediğimizde Otokar da buna giriyor mesela. Türk Traktör de otomotivmiş gibi görünüyor. Burada Otokar biraz daha işin savunma tarafının da olduğu için o tarafta kendisi biraz daha pozitif ayrışmış, bunları görüyoruz. Türk Traktör de yine temettü takipçilerinin sevdiği bir hisse. Onun dışında nereye bakabiliriz? Madencilik, 2024 beklentilerini konuşuyoruz burada. İşte Kozal'da da bir negatif ayrışma var. Mesela altın madeni diye düşünecek olursanız burayı, işte önümüzdeki dönem eğer benim bir yatırımım yok ama altının yurt dışında yükseleceğini düşünüyorsak, altın alamadıysak bu negatif duruyor. Bu kendi özelinde biraz incelenebilir. Neden bu konumda? Birazcık da işin içinde davası, devlet vesaire bunlar da olduğu için onların sonuçlanması belki bir katalizör olur. Ama bu tarafta onun negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Endeks %40 giderken Kozal sene başından bu yana buradaki grafiğe göre eksi de. Önümüzdeki dönemde parlayabilecek neler var diye düşünecek olursak, mesela sigorta veya biraz geri gelirsek işte yapı kimyasalları. Biraz daha tamam, burada durabiliriz. Bir sonraki grafik. Tamam, biraz geri gelelim. Orada grafik yokmuş. Düzeltiyorum. Orada, evet, yapı kimyasalları. Aynen. Yapı kimyasallarını kısaca değineceğim.
Yani çimento, işte taş toprak endeksi dediğimiz endeks. O tarafta ne olabilir? Yazımızda daha detaylısı var. Hepsini burada şimdi değinmeyecek olsak da. Buralarda linkler de var zaten. Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama vardı. Yeni İstanbul dönüşümü, deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci. Bunları da göz önünde bulundurursak, bu taraflardan ihale alması daha potansiyeli yüksek firmalar, yine seramik firmaları olabilir, boya firmaları olabilir. Demirde biraz daha Kardemir web sitesine girilince, çünkü o görülebiliyor. Çubuk demirler, mervurlu demirler. İktidarın politikası, yani inşaatla büyüme üzerine olduğu için burada bir, yani bu eleştiri anlamında söylüyorum ama böyle bir politika var yani. Şimdi o yüzden de demir, çelik, çimento Türkiye'de muhtemelen her zaman üretilecek, satılacak. Firmaları da gayet alınıp satılabilir. Belli başlı bir çimento, demir, çelik firmalarından bahsediyorum. O yüzden bu bir politika. Bunu da desteklerler. Tabii bankacılık konuşuyorduk zaten. Bankacılık bu ve sigorta, bunlar kendilerini belli ediyor. Çünkü sigorta tarafında 2 yıldır Türk lirasındaki politikadan dolayı enflasyonun altında kalabiliyorlardı. Şu an çok ciddi bir yükseliş var. Sigorta da yine popüler sektörlerden biri. Onun dışında da işte endeksle holding biraz paralel gidiyor gibi. Aracı kurumlar onun üstünde, bankacılık biraz daha üstünde. Ama aracı kurumlarda bak, mor çizgiye bakacak olursan orada bir aşağıya doğru iniş var. Bu da endeksteki hacmin düşmesiyle alakalı, aracı kurumları etkileyebilir. Onların da karlılıkları azalıyor tabii hacim düştükçe. Aynen. Aldıkları komisyonlar düşüyor. Burada daha geriye gittiğimiz bir enerji ve elektrik grafiğini görüyoruz endeksle yine orantılı. O taraflarda çok ciddi düşüşler var. Zirvelerinden çok ciddi düşüş var. Ama buraya baktığımız zaman yaklaşık 2020'den beri baktığınızda, 2020'de girdiyseniz hala endeksin üstündesiniz. Ama biraz bir sonrakine bakalım. Bu 2020'den günümüze. Bu mesela son dönem bakacak olursak endeks nerede? Elektrik endeksi biraz daha negatif ayrışmış. Ayrışmış negatif. Görüyoruz. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bu dönem artık, hatta burada da daha da ciddi gördüğümüz zaman. Yani parayı nereye koyarsak onun yükseleceği bir ortamda olmadığımızı bu bize gösteriyor. Bugünden itibaren. Bu tarafta da çok popüler hisselerin grafikleri mevcut. Bunlar da işte yazımızda yine geçiyor. Hepsinde birden bu yaklaşık seçim sonrasını gösteriyor. Seçim sonrasından itibaren hepsinde aşağı yönlü bir düşüş çok olduğunu. Çok müthiş hali yaptı enerji hisseleri. Artık oradan yavaş yavaş aşağıya geldiler. Aynen. Bunlar ama bu sektörde yatırım yapmak isteyen, daha önce girememiş kişiler için de bir fırsat yaratabilir. Ama tabii ki çok temelden bunlara bakanlar hala şirketlerin fiyat kazanç oranlarının çok yukarılarda olduğunu söylüyor. Bu da göz önünde bulundurulması gereken bir gerçek. Evet, o zaman toparlarsak 2024'ün 2023'ten daha güzel geçmesini herkes için diliyoruz. Aynen. Yatırımlarınızı yaparken herkese dikkatli olmalarını ve şanslı olmalarını diliyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mı Can? Yani ekleyeceğim şey, tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum bunu. 2024 borsa içinde gerçek borsacıların ve traderların daha fazla kazanç sağlayabileceği bir yıl olmaya aday geçtiğimiz yıllardan. Her sektör için söylemiyorum ama kesinlikle aracı kurumların model portföylerinin çok iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından kayıpları minimumda tutmak için bu oldukça gerekli. Onun dışında hani diğer alternatifleri de değerlendirebilir takipçilerimiz. Ama tabii ki onların da... Özellikle kriptoyu bol bol konuşacağımız bir yıl olacak diye düşünüyorum ben. Evet, muhtemelen öyle. Kripto, işte altın, yurt dışı borsaları ve veya borsa ve mevduat, bu sefer artık yatırım yapmak isteyenlerin veya parasını korumak isteyenlerin birçok alternatifi var. Bu da zaten bize işte düşen hacimlerle de bir yandan gösteriyor. Umarız yabancı, beklediğimiz Godot'u bekler gibi beklediğimiz yabancı veya işte
selamsız aynen selamsız bandosundaki gibi işte treni bekleyen kişiler olarak yabancıların da hızlı bir şekilde girdiğini görürüz ki $300 biz bize bir şekilde gelebildik. Devamını bizi alıp götürecekse yabancı da eşlik edecek. Ve bunların dışında da 2024 hem Black Swan Finans ekibine hem takipçilerimize ve sevenlerimize umarız iyi bir yıl olur ve sağlık ve mutluluk getirir diyorum. Sağ ol. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seneler. Şimdiden görüşmek üzere. İyi seneler.